kuş sesine öykünmeyle başladı bu. Çünkü iki tane kuş var bu yörede. Kuş seslerinin öykünmesi olduğu için adı buradan gelmiş olmalı. Kuş dili. Burada ıslık yerine ışlik, ışıldik denmektedir. Bu şekilde de kullanılıyor. Köyümüzde ıslık dilinin ortaya çıkış sebebi insanlarımız burada daha uzaktaki insanlarla nasıl iletişim sağlayabilirim diye arayış içerisine girmişlerdir. Ve sonunda ıslık dilini diğer bir adıyla kuş dilini bulmuşlardır. Aslında şu an telefon olduğu için çok fazla kullanılmıyor ama biz arkadaşlarımızla eğlence amaçlı bazen kullanıyoruz. Yanımızdaki kişinin duymaması gereken bir şey söylememiz gerek. O zaman ıslık dilini bilen biri ise konuşup anlaşabiliyoruz. Hoş geldiniz diyeyim. Yedi, sekiz yaşlarındaydım öğrendiğimde. Koyun yiyordum. Koyunumuz vardı, geçimiz vardı. Annem babam yaptığı için biz de onlardan gördüğümüz gibi biz de aynen şey yaptık. Evet. Etmeye başladık. Telefon yiyordu, bir şey yiyordu. Mesela şuradan Taşukaşık'a köye çağrılıyordu. Oradan oraya çağrılıyordu. Öyle konuşuyorduk biz. Yaylaya şimdi giderken öyle çobanlar, büyüklerimiz ışıklı giderken biz de şş 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 giderken tabii ki biz de öğrendik. Derlerdi ki bize işte ışıklı çalardık. Giderdik. Tabii ki oynar kocak. Öyle yapma kocan deli olur. Aksına da kullu oldu. Ne bileyim öyle öğrendik tabii ki. Ustalarımızdan, büyüklerimizden, atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir şey miras bize bu. Derneğimiz 2001 yılında kuruldu. İlk kurulmadan önce 1997 yılında ilk ıslık dili festivali köyümüzde, Kuşköy köyünde yapıldı. Islık dilini tanıtmak için faaliyetlerim içerisinde en önemli etken ıslık dili festivalidir. Bunun yanında ıslık dili günleri etkinlikleri programı başladı 2018 yılı içerisinde ve her sene ıslık dili günleri programımız devam edecek. Islık dili kültür ve turizm deneyimiz bir kurs açtı. Islık dili kursu. İsteyen herkes bir hafta eğitim alıyor. Sertifikasını da veriyoruz. En azından kendi ismini söylüyor. Anlamaya çalışıyor. Bir şeyler öğrenebiliyor. Bizim şu anda burada 21-22 öğrencimiz var. 10 yaş 6. Parmaklarımızı ağzımıza götürüyoruz. Önce normal ses çıkıyoruz. Evet. Yavaş yavaş hızlandırıyoruz. Çok güzel. Evet. Kuş dili biliyor musun? Konuşmayı senin bilmediğini söylediler bana. Çağlar bilmez dediler. Biliyorum. Biliyor musun? Önce bana bir ıslık çal bakayım. Parmağınla çalmıyorsun. Parmaksız çalıyorsun değil mi? Babaanne bana ıslık öğretti değil mi? Öğretti işte. Eskiden böyle yapıyordum. Güzel işte, yap. Bize ıslık çalarak kaçıncı sınıfa gittiğini bir söyle bakalım. Ben tahmin edeyim. Üçüncü sınıfa gidiyorum. İkinci. Sen oran tepem biliyor musun? Evet. Bir tepsene bir görelim. Utanıyorum. Bravo sana Çağrı. Aferin sana. Bu yörede kullanılan sözcükler tekrarlanıyor aslında. Cümle kurulsa bile bu cümleler uzun cümleler değil. Hemen hemen yöredeki insanlara özgü cümleler.
Yaklaşık 38 yıldır ben bu dili konuşuyorum. Dedelerimizinle yaptığımız konuşmalarda bu dilin yaklaşık 300 yıldan beri konuşulduğunu bilgi edindik. Dil değildir. Dil olması için kesinlikle sözcük olması lazım, cümle kuruluşu olması lazım, gramer kurallar olması lazım. Bu öyle değil. Bu bir dilin içinde alt bir anlaşma biçimi. Kendine özgü ayrı sözcükleri yok. Ayrı bir dil değil. Bizim bildiğimiz Doğu Karadeniz'de 10 bine yakın insan ıslık dilini kullanabilmektedir. Islık dili UNESCO'ya aday oldu 2017 yılında. 6 Aralık 2017 tarihinde Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yapılan toplantıda alınan oy birliği kararıyla ıslık dili UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde yer aldı. Her şeyin bir olması vardır. Kuş diliyle de sadece aşk olmaz. Çünkü biraz önce bahsettiniz, Hasan dediğinize bütün Hasanlara bakıyorsa, işte sevgilinize dediniz ki işte Fatma gel çay bahçesine gidelim ya da ormana gidelim ya da bir kahve içelim. Babası dayısı sizden önce gelirse iş tehlikeli duruma gider. Dolayısıyla olmaz. Ancak şifreli konuşabilirsiniz. Dalayı böyle ışıklığı yaptı. Benim köyüm yukarıdaydı, onunki aşağıdaydı. Odun imecisine gidiyordu, odun taşıyorduk. Çağırıydı, ben falan yere odun taşıma gideceğim diyorduk, gidiyorduk.